İsmim Ercan Avşar, Kırşehir'de teknik servis olarak hizmetler yapıyoruz. Efendim, özellikle hanımların en büyük şikayeti buzdolaplarında gelen kötü evet. kokular. Evet. Siz de kötü kokuları nasıl engellemeliyor? Buzdolabının temizliği nasıl yapılmak? Şimdi şöyle, en başta kötü kokuların ana nedenine inmek gerekir. Kötü kokuların %80 sebebi şudur. Yapılan sıcak yemeklerin buharıyla beraber dolaba koyulması veyahut da buzluk denilen üst bölümlere veya alt bölümlere hala etlerimizin kanıyla veyahut da yaptığımız yemeğin suyunu akarak koyduğumuzda kanalların dolmasına sebep oluyor. Bir de en önemli sebebi dolabımızın fişini çekip ağzını kapatmamız, yani kapalıyken dolabı dinlendirmemizden dolayı içerisinde oluşan izoköpükleri, oluşan kokular neden oluyor. Bu izoköpüklerin içerisine kan, efendim yemek artığı, sızıntı olduğu zaman biz bu kokuyu çıkaramıyoruz. O yüzden müşterilerimize diyoruz ki, içerisine koyduğunuz yemekler veyahut da et olsun, hangi ürünü koyarsanız koyun, herhangi bir sızıntı veya sıcak olmasın. Bazen yapılan sıcak yemekler dolaba koyuluyor, bunun buharda bu köpükleri siniyor ve bu koku çıkmıyor. O yüzden müşterilerimize diyoruz ki kullanırken biraz daha dikkatli olurlarsa eğer dolaplarımıza kokunun önüne geçmiş oluruz. Efendim bir de ev hanımları derin dolduruyorlar veya buzluklarını açtıktan kısa bir süre sonra kapattıktan sonra tekrar açmaya çalışıyor ve zorluyor. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Evet, şimdi şöyle, dolaplarımızdaki sirkülasyon sistemi vardır. Yani içerisinde sıcak havayla soğuk hava birleştiğinde dolabın kapağı açılmaz. Bunun için dolabınızda içiniz varsa, eğer dolabınızı açtığınızda bütün işiniz bitene kadar bekleyin. Yani açıp kapattığınız zaman hem elektrikten olsun, hem de dolabın kapı contaları olsun, hem de dolabın içerisindeki yiyeceklere zarar vermektedir. O yüzden derin dondurucularda özellikle bu problem çok oluyor. Bazen müşteriler kapı kollarını kırdığı oluyor. O yüzden kapı açılmadığı zaman zorlamayın. Çünkü içerideki sirkülasyon tamamlandığında, yani 30 saniye, 40 saniye sonra kendiliğinden açılacaktır. Kapıların açılmaması bir arıza değildir. Ayrıca bunun altını çizelim. Kapıların açılmaması bir arıza değildir. Tam tersine dolabın içerideki sirkülasyonun çok sağlam olduğunu belirten bir göstergedir. Efendim, peki son olarak ev hanımlarda buzdolabının içini silerken veya temizlerken nasıl bir yol izlemelerini tavsiye? Şimdi biz şöyle söylüyoruz müşterilerimize, %100 hiçbir kimyasal ilaç kullanmayın. Çünkü bunlar dolap içerisinde hem yiyeceklerimize bakteri oluşturuyor, hem de dolap içerisindeki plastiklerimize zarar veriyor. Biz müşterilerimize nemli bezle silmelerinin yeterli olacağını söylüyoruz. Bunu her zaman da savunuyoruz. Derin dondurucularda ticari kullanım amacı dışında herhangi bir kimyasal kullanmalarını talep etmiyoruz. Çünkü bu kimyasallar, zaten ev hanımlar bunu iyi bilir, beyaz eşyada sararmaya sebep oluyor. Bu da bu plastiğin içerisinden aldığı havayı dolap veyahut da derin dondurucuda kokuya sebep oluyor. O yüzden bu plastikleri kimyasallarıyla silmeyelim. Nemli bir bez yardımıyla güzelce dolabımızın içini silip havalandırıp en güzel temizlik dolaplarda havalandırmadır. Dolaplarımızın kapısını açıp havalandıralım lütfen.